Alihan Altıntaş. Abi 18 yaşındayım. Lise sonum ve üniversite birim yandı. Daha üniye bile gidemedim. Var mı bizim gibi üniye yeni başlamış öğrencilere tavsiyen, hatta makine mühendisi öğrencilerine? Ya ne bomboş muhabbet. Yok, üniversitede senem yanmış, menem yanmış. Abicim sen üniversiteye başladın, üniversiteyi 4 senede bitireceğim mi? Ya of. Üniversite konusuna da hiç girmek istemiyorum ya. Moralinizi bozacağım diye. Mehmet Şenalke, hoş geldin 4. ayında. Ya şöyle. Üniversitede senem yandı falan deyip endişe etmeyin. Ben kaç kere söyledim bunu. Keşke ben de üniversitedeyken 1-2 sene bir daha yaksaydım. Keşke 1-2 sene daha boşuna vakit öldürseydim. Çok isterdim açıkçası. Yani vaktinde yapmadığım için pişmanım. Üniversite çünkü kendini geliştirmen için çok önemli bir sana bir zaman veriyor. Belki bunu çok fark etmiyorsun üniversitenin içindeyken ama üniversitenin dışına çıktığında çok fark ediyorsun. Üniversite sana o kadar boş, o kadar geniş zaman yaratıyor ki şimdi siz çoğunuz diyeceksiniz ki ya finalleri çalışmaktan bilmiyorum falan diyeceksiniz. Cır cır ağlayacaksınız. Ama yani o 2 hafta çok yoğun, finallerine çalışmış. Ay benim götüm. Yani chatimizde şimdi 20'li 30'lu yaşlarında iş hayatına atılmış arkadaşlar varsa onlar üniversite arkadaşları, üniversiteli arkadaşlar desin. Bunlar 2 aydan 2 aya finallerine yoğun çalışıyorlar diye yoğun çalıştık zannediyorlar ya. Yani tıp okuyanlar ayrı bu arada. Tıp okuyanları ayırıyorum. Yani çok vaktiniz var. Çok boş vaktiniz var. Üniversite okurken. Bunları bir yerlere girip çalışmak, iş deneyimi kazanmak, farklı insanlarla tanışıp farklı şeyleri keşfetmek için kullanmak falan çok önemli. Hiç kimse üniversiteyi seçerken aslında ne iş yapacağını çok bilmiyor oluyor. Eğer hali hazırda böyle annenizin babanızın yanında falan, yani aile işinizde biraz çalışıp birazcık meslek öğrenmediyseniz aslında çok bilmeden üniversite tercihi yapıyor herkes. O yüzden üniversite aslında böyle bence 6 senede falan ideal bitirilmesi gereken bir şey. Tabi durumun varsa şimdi, yani kimi insan zar zor okuyor, borçla morçla okuyor, anladın mı? Aileye yük olmamak istiyor. Ama şöyle, şu da bir opsiyon. Biraz daha az kredi alıp bu süreç içerisinde kendini geliştirip, ki kendini geliştirmek de en önemli şey her zaman İngilizce biliyorsunuz. İngilizceni geliştirip demek lazım belki de. Biraz ne bileyim farklı kurumlarla, derneklerle falan bir takım işler yapıp dünyayı görüp iş yapmayı falan öğrendiğim. Bir yandan her sene birazcık az kredi alarak üniversiteyi 6 senede bitirmeyi falan planladığın. Anladın mı? Böyle bizde çünkü köpek gibi lise okuyorsun ya da denyo gibi lise okuyorsun. Denyo gibi lise okuyor adam üniversitede denyo gibi okuyor zaten. Köpek gibi lise okuyan adam üniversiteye geçince orada köpek gibi okuyor ama üniversite aslında senin genişlemen ve büyümen için sana ayrılmış bir hacim ve bir alan. Gerçi şimdi işte apartman üniversiteleri çıkmaya başladı. O eski üniversite algısı ortadan kalktı. Ama klasik üniversite algısı, bizim ülkemizde de yurt dışından kopyalanan üniversite algısı, aslında bir grup benzer kafa yapısındaki genci bir fakülteye dolduralım. Onlar orada harman olsunlar ince ince. Onunla sohbet etsin, onunla sohbet etsin. Hocalarıyla falan bir şeyler konuşsunlar. Belki yeni bir şeyler çıkar. Böyle bir şey olmalı üniversite aslında yani. Farklı fakültelerden falan ders alabilirsiniz her zaman. Ne bileyim, bir yerlere gidip konuşup sohbet edip hani ya ben öğrenmek istiyorum, gireyim mi 2 ay staja falan. Böyle şeylerle de uğraşabilirsiniz yani. Ben üniversitede çok fazla fırsat kaçırdığımı düşünüyorum mesela. Pişman değilim, hani elimden gelen en iyisini yaptım. Ama üniversitedeyken daha az Dota oynayıp daha çok hayatta kendimi hazırlayacak şeylere vakit ayırabilirmişim. Ama ayırmadım. Çünkü Dota oynadım. İşte bunlar hayatın gerçekleri. Bir de yani umudunu kaybetmemek ama idealizmini kısmak gerekiyor biraz bence bizim ülkede. Yani bazı insan da görüyorum aranızda motivasyon videolarını çok izliyor. Ya bu motivasyon videolarının çoğunlukla Amerika çıkışlı olduğunu unutmayın. Yani bizim ülke öyle bir fırsatlar ülkesi falan değil. Kusura bakmayın ya.
Siyahisiniz diye vurmuyorum. Suçlusunuz diye vuruyorum. Öyle yani. Vallahi ben direkt bitirip bir sene KPSS, bir sene İngilizce bitirip askerliğe halledip iş ilanı verdikten sonra boş zamanda sertifika ve başka dil almak gibi bir düşüncem var. Bence Ömür okurken yap onları. Üniversitenin sana verdiği bir öğrenciliğin koruma durumu var. Öğrencilik dediğin şeyi kaybettiğinde aslında bizim ülkemizde bile bir sürü güzel hakkını kaybetmiş oluyorsun. Öğrencilik bir süreç. Yani bir de şöyle bir şey oluyor. Benim başıma geldi, belki başkalarının da başına geliyordur. Yani öğrencilik bitirene kadar bir de bizim toplumda böyle bir ya öğrencidir sonuçta şeklinde bir şey var. Bir kulak arkası yapma var, anladın mı? Yani öğrenciye hep bir müsamaha var. Ki iyi bir şey bu. Ama öğrencilik bittiği andan itibaren bir anda şey oluyorsun. Bu da okumuş ama boş adam. Yani çalışmayan, yani öğrencilik bitti, iş arıyorum süresi içerisinde bir anda böyle kendini çok şey hissediyorsun. Yanlış hissediyorsun, anladın mı ya? Bizim toplum şeyi sevmiyor yani. Öğrencilik de bitti artık, hadi bakalım. Hani artık. Anladın mı? Onun bir şeyi var. O yüzden böyle öğrenciliği bitirip sonra devam ederim. Hazırlıklı o sadece yani. Çevre baskısına hiç aldırmayanız da olabilir ama ne bileyim, anneniz babanız gelir der, amcanız gelir bir şey der falan. Onları da düşünmek lazım yani. Öğrenciliği bitirene kadar şey yani, hani nasıl diyeyim, çok modern düşünmeyen yani, akraba ziyaretine gittiğinde bile okuyorum dediğinde ha hadi bakalım yani. Bu genelde böyle şeylerden bahsediyorum zaten. Yoksa toplum baskısına aldırmıyorum. Anneannemin, babaannemin ne bileyim ya laf arası dediği laf beni ilgilendirmiyor tarzıysanız, o zaman hayatınızı Sims karakteri gibi yaşayın. Ama çoğumuzda, ben çok değil gerçi ama en azından bana yazılan yorumlarda falan şeyi çok görüyorum. İnsanlar eğitim hayatı çok anne babalarının stres durumuyla endeksli. Anam babam beni okutuyor, şu kadar masraf ediyorlar abi, bitiremiyorum, çok stres oluyorum gibi kardeşlerimiz de var. O yüzden belki de sizler için işte onu söylüyorum. Sizin böyle üniversiteyi 4 senede değil de 4-5, 5-6 senede falan bitireceğinizi belki önceden planlayıp az kredi alıp bir yandan bir şeyler öğrenerek, kendinize bir şeyler katarak okumayı planlamanız gerekli. Tavsiyem o.